Kıymetli izleyicilerim, bir seçime gidiyoruz. Kürtlerin oyunu alamayanın kazanamayacağı bir denge oluştu. Bu sorunu kutuplaştırma mevziğinden çıkarıp uzlaşma zemininde çözmek için bir fırsattır. Fakat bu fırsatı Kürtler adına kullanacak bir temsilci yok. Kürtlerin Kürt sorunu üzerindeki temsilcisi olarak yoğun destek verdiği HDP öyle bir algıya sahip ki ne Cumhur İttifakı ne de Millet İttifakı yanında gözükmeye cesaret edemiyor. Bu algının sorumlusunun kim olduğu önemli değil, sonuç önemli. Kürtler adına Kürtlerin temel sorunlarını ifade ederken kriminalize edilmeyecek bir dile, Kürtlerin sefaletini ve yoksulluğunu ortadan kaldıracak liyakatli kadrolara, bu sorunu artık ülke gündeminden çıkaracak temsilcilere ihtiyaç var. Ağalıktan şikayetçi olup halkın temsilcisi olarak ağaç çocuklarını seçmek de nedir? Velev ki o çocuklar çok temizdir. Gariban halk çocuklarından temiz insan mı bulamadınız? Halkın el dışından milletvekili, belediye başkanı atamak kayyım değil de nedir? O illerde adam mı yok? Size %85 destek veren illerden liyakatli kimse mi bulamıyorsunuz? Kürtlere Türk solundan, sosyalistlerden, komünistlerden temsilciler atamak da nedir? Kürtler kendilerini mecliste temsil ve ifade edemez mi? Alevi oyları CHP'de fakat Aleviler Kürt oylarıyla mecliste. Bu hangi demokrasi tanımına giriyor? Kürtleri içeri atırıp görevden aldırıp üzerine mağduriyet siyaseti yapacak temsilciler lazım değil. Bak yıllardır bu tarzı denediniz ve bir işe yaramıyor. Siyaset şikayet makamı değil, mızmızlanma makamı değil. Çözüm geliştirecek, politika geliştirecek, diplomasi geliştirecek, istihdam geliştirecek, iş, aş, imkanı geliştirecek temsilciler gerekiyor. Bizim ömürlerimiz çatışmalı ortamda geçti. Olağan bir durum görmeden ömrün sonuna geldi. Bari çocuklarımızın, gençlerimizin, gelecek nesillerimizin sırtında bu yükü bırakmayalım. Kürt sorununu barışçı şekilde çözecek siyasetçilere, kadrolara tüm ülke destek vermeye hazırdır. Gelin, ülke her anlamda sorunlarla yüzleşme, yeniden inşa iklimine girmişken bu sorunu da birlikte çözelim. Birlikte başaralım.